Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bize tağuttan bahseder. Tağutu reddetmemizi emreder. Tağut nedir? İslam dinindeki yasaklardan benim bildiğim tağutlar belli yasaklar vardır. Bidatlar vardır. Onlardan uzak durmak diye biliyorum. Sizin anlatmak istediğiniz İslam şeriatı dışındaki, İslam kanunları dışındaki. Mesela şeriat bir yönetim şeklidir. Kur'an-ı Kerim de bir hayat modelidir. Yani insanlara bir hayat sunuyor Allah-u Teala. Aleyhisselatü Vesselam'ı da gönderiyor bize. Bunu örnek olarak hayatında tatbik ediyor. İşte devlet yönetimiyle alakalı ayetler vardır. Bir de kelime-i tevhidle, ibadetle alakalı ayetler vardır. Şimdi devlet yönetimiyle olan ayetlerde zaten şu anda güncel. Baktığımız zaman dediğiniz gibi davutlarla dolu ortalık. Yani İslam Allah'ın yarattığı model değil de kulların koymuş olduğu modeller. İşte anladığım kadarıyla Davut dediğiniz şey de bu oluyor. Evet, doğru. Yani Allah'ın şeriatı dışındaki şeriatlar, evet, Allah Azze ve Celle bunları tağut olarak isimlendiriyor ve bunları reddetmeden Allah'a iman etmenin de boş, imanın geçersiz bir iman olduğunu söylüyor. Şuradaki insanlara sorun, hangi modeli kabul ediyorsunuz? Adam 5 vakit namazla kılıyor olsa şeriata karşıyım diyor. Ya şeriata karşıysan niye namaz kılıyorsun? Adam şimdi besmeleyle yemek yiyor, şeriata karşıyım diyor. Ya şeriatı yaşıyorsun, karşıyım diyorsun. Yani bir bilmezlik, bir cehalet var ortada. Bir çelişki var. Çelişki var. Adam içinde yaptığıyla söylemleri birbirini tutmuyor. Söylemek istediğim şey bu. Yani bana sorarsan ben Allah'ın kanunundan, nizamından, peygamberin nizamından başka bir nizam kabul etmiyorum. Şunu da üstüne basa basa söylüyorum. Ben laik bir adam değilim. Ben elhamdülillah Müslüman bir adamım. Çünkü Müslüman olan insan laik olamaz. Bu zıt bir şeydir. Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır diyor laiklik. Ama Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de ayırmıyor. Allah-u Teala'nın ayırmadığını da ben bir Müslüman olduğumu söyleyen bir ümmet olarak asla kabul edemem. Yani. Tağut. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan uzak durun diye bir elçi gönderdik. İslami terimde tağut, Allah'a ait yetkilerin bir kısmını veya tamamını kendinde gören, kendisinde gördüğü bu yetkiler sebebiyle insanları kendine ibadete çağıran ve bundan razı olan her türlü kişi, kurum veya yapılanmadır. Dinin ilk emirlerinden biri olan tağutu inkar etmek, ancak tağutun ne olduğunu bilerek gerçekleşebilir.